Hayattayken ve şimdi ölüyken Ariel Sharon'un mirası bölünmeye devam ediyor. O askeri anlamda güçlü ve kararlı bir lider olarak kabul edilirken, siyasi olarak hem yerildi hem de övüldü. Yom Kipur Savaşı sırasında onun iletişim uzmanı Adi Winner'la konuştuk. O zamanlarda onunla çalışmak ve ona hizmet etmek nasıldı? Bize neler anlatabilirsiniz? Onun savaştaki rolü ne kadar önemliydi? Her şeyden önce bu, yaşayan efsaneyle çalışmak gibiydi. Savaşa onunla birlikte çalışmaya geldiğimde, o zaten bir efsaneydi. Onun mirası kurduğu 101. Komando Biriminden ve 1967'deki 6 gün savaşından geliyordu. Onunla çalışmaya geldiğimde karşımda bir efsane vardı. Fiziksel ve ruhsal olarak bir dev gibiydi. Yom Kipur Savaşı'nda amirlerinden gelen talimatlara karşı Süveyş kanalını geçerek savaşın gidişatını tersine çevirdi. O kesinlikle bu savaş sırasında en önemli rolü oynayan kişi oldu. İki aylık süre zarfında onun yakınında bulunup hizmet eden biri olarak Sharon'un diğer askerlerle, özellikle alt rütbeliler ve az subaylarla ilişkisinin nasıl olduğunu anlatabilir misiniz? Sanki baba gibiydi. Gece dışarı çıkar ve askerlerin uyuyup uyumadığını kontrol ederdi. Onlarla selamlaşır ve birlikte yemek yerdi. Onun üst rütbelilere özel bir odası ya da onun gibi bir şey yoktu. Çok nazik ve konuşkandı. Baba gibi, oyuncak ayı gibi. Onu gerçekten bir oyuncak ayı gibi düşündük. O zamanlarda onunla birlikte hizmet eden askerler arasında iki ineğin de karıştığı oldukça meşhur bir olay olduğunu duydum. Bu doğru. Savaş bittikten sonra Süveyş kanalının yakınında başıboş gezen inekleri fark ettik. Aramızda kasaplar da vardı. İnekleri yemeğe hazır hale getirdik. Sağlık memuru geldi ve "Hayır, bunu yiyemezsiniz. Onlar test edilmedi ve bu size zararlı olabilir," dedi. Bir süre sonra onlar partiye başlamadan bitirmek zorunda kaldılar. Bazıları da Sharon'a koşarak durumu anlattı. O da sağlık memuruyla geri geldi ve masaya oturdu. Bifteğin üzerine tuzu döktü ve yemeye başladı. Yanındaki sağlık memuruna da yemesini söyledi. Sonra da hepimiz ona katıldık tabii. Bu harika bir partiydi. İşte o böyle bir adamdı. Kurallar sorun değildi. Eğer askerler yemek istiyorsa yemeliydi. Kurallara uymayan bir insan olduğu söyleniyordu. Belki bu hikaye onun bir örneğidir. Siz onu nasıl hatırlayacaksınız? Hayır, onun kurallara saygı göstermediğini düşünmüyorum. Bence o kuralların gerçeklikten sonra geldiğine inanırdı. Eğer kurallar yanlışsa ona uymanıza gerek yok. O kitapta yazdığı gibi mücadele etmedi. İşte bu yüzden de kazandı. O yenilikçi bir insandı ve ne istediğini biliyordu. Tamamen hedef odaklı biriydi ve istediği tek şey de hedefe ulaşmaktı. Öyle de yaptı. Kurallar yanlıştı. Bize katıldığınız ve Ariel Sharon'la yaşadığınız tecrübeleri bize aktardığınız için teşekkür ederiz. Thank you very much for having me. Thank you.